tamamını, evlerin tamamını yaktılar, yıktılar ve şehri bırakıp gittiler. Ha, ya, sadece yakmadılar, önlerine gelen her Müslümanı, her kadını, her çocuğu da öldürdüler. Öldürerek burayı terk ettiler. Ve burada ne kadar tarihi objeler varsa, tarihi eşyalar varsa hepsini de alıp birer alıp götürdüler. Bir kısmı da şu anda da Leningrad Müzesi'nde, eski ismi Leningrad Müzesi'nde sergileniyor. Ve burada karşılarına gelen her bir Müslümanı veya toplu olarak Müslümanların önünü kesmişler. Çoğunu tandır evlerine doldurmuşlar. Tandır evleri biliyorsunuz tek bir kapısı var. Bir de en üstte bir delik var. Aynen. Duman çıksın diye. Her ikisini kapatmışlar. Yakarak onları o şekilde öldürmüşler, şehit düşürmüşler. Bazen 20-30 kişi, bazen 50 kişi onların zulmünden, Rusların zulmünden, Ermenilerin zulmünden kaçarken yollarını kesmişler, önlerini kesmişler. Bu şekilde öldüre öldüre burayı terk etmişler. Ve en son herkesin bildiği Zeve şehitliği. Zaten 5000 kişinin şehit düştüğü bir yerdir. İşte burası eski Van evleri. Ve belki dersiniz ki Van Türkiye'nin üçüncü büyük şehridir. 315 bin nüfusa sahiptir. 8 tane cami var. Bu kadar kişi nerede? Gördüğünüz gibi bütün evler birbirine bitişik. İşte Rusya'nın, Rusların, Ermenilerin zulmünden meydana gelen bir görüntü. Burada arkeolojik çalışma yapmayı düşünüyorlar mı? Şu an çalışma yapılıyor. Başladı. Evet, yapılıyor. Buraya kadar gelecek. Yani henüz buraya kadar gelmediler fakat Kaya Çelebi Camisi'nin sağından solundan şu an çalışma yapılıyor. Hatta burada da şerit çekmişler. Burada da bir şeyler yapacaklar. Bu sene de bildiğimiz kadarıyla geçen seneden beri söyledi, Sayın Valimiz de söyledi. Burası aynı zamanda Ulu Cami dediğimiz Ulu Cami şudur. Bu sene restorasyon görecek dediklerine göre restorasyon görecek. Kızıl Minareli Camimiz de karşıdaki camidir. O da restore edilecek. Ve bu alan komple restore edilecek diye projede 60 bin dönüm söyleniyor. Hüsrev Paşa Misafirhanesi de yan tarafta askeri kışla var. Bunların hepsi bu sene restore edilecek.